Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi. Hoppa, olmadı bu. Oley. Evet, büyücümün şeylerine şu anda baktım arkadaşlar ve doğrusu o kadar güzel büyülerimiz yok. Hoşuma gitmeyen büyülerden daha doğrusu. Büyü hoşuma gidiyor aslında. Ah. Bu büyü de kullanışlı aslında. Ama nasıl sen birazcık daha fazla bir şeyler bekliyordum ya. Birazcık daha fazla bir şeyler. Bıçak büyüsünü seviyorum arkadaşlar. Çünkü bıçakları uzun. Uzun mesafe kullanabilirsiniz arkadaşlar ki bu güzel bir şey ya. Ve büyüyle birlikte arkadaşlar bıçaklar güzel bir hasar veriyor aslında. Olmadı. Olmadı. Ama neyse. Tamam. Hadi. Ha, gene kitap odasına şey yaptık. Hiçbir zaman karanlığı sevmedim. Düşmanlarımı açık bir alanda karşımda görmeyi severim diyor. Bunu anlayamadım tam olarak ya, tercüme edemeyeceğim. İngilizcesini aşağı yukarı anlıyorum. Tarzı gauntlet yani şeydi gibi bir şeydi arkadaşlar. Kolunuz için zırh mı neydi ya? Ama outstretch falan deyince outstretch normalde gerik falan yani bayağı gerilmiş gibi bir şeydi ama anlayamadım. Hilt yanında falan neyseydi. Bütün bu diyardaki en büyük, en güzel ya da en güzel değil de en iyi kılıç ustasıyım arkadaşlar ama yine de burada bir sorun yaşıyorum bu şeytanları yerlerinde tutmakta. Kardeşlerim bana minnettar olmalı çünkü onlardan ileri gittiğim için. Çünkü onlar için bu şeydi. Bir iyilik de şey olarak öyle diyelim. Öyle tercüme edelim. Blessing in Disguise'ın Türkçesini bilmiyorum tam olarak. İngilizceyi biliyorum da şey Türkçe nasıl tercüme edebilirim bilmiyorum. O yüzden iyilik olarak şey yapacağız. Burada bir şey yapamayacağı, yaşayamayacaklar onlar ya da hayata kalamayacaklar. No. Denemeyeceğiz arkadaşlar. Denemeyeceğiz. Orasını denemeyeceğiz. Boşu boşuna hasar almış oldum. O odana da nasıl geçebilirim bilmiyorum o odayı ya. Evet. Of tamam şimdi dönüş yolu birazcık daha kolay olmalı. Tamam of abi inanın bana orası benim için çok şey o öyle odalar o platformlarla benim için bayağı zorlar lan. Böleceğiz mi? Mana'mı birazcık daha fazla kullanmalıyım. Aslında time stop'u burada kullanacağız ya.
Askı altında öleceğim bilmem ne geldi belirlemiyorum. Hop. Evet can. Ah. Evet. Evet. Orman hayır. Yukarıda ha. Gene şeye doğru gideceğiz. Hayır istemiyorum doğru oraya gitmeye. Hayır burası olmaz. Olmaz. O boss'u görünce ya da o düşmanı görünce bir anda şey yaptım arkadaşlar. Bayağı bir hasar veriyorlar bu arada oradaki düşmanlar. Ah eyvah eyvah eyvah. 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 Gene hala yeterli değil canım ya. Tamam. Gene de ölebiliriz arkadaşlar. Hem de kolay bir şekilde. Tamam. Hala akşam. Baktığım bütün camlardan bakınca sadece aynı melankolik ayı görüyorum arkadaşlar. Ama yemin ediyorum ki en azından burada bir günlüğün şey bir gün şey yapmışım. Bir gün kalmışım. Adrenalin olmalı. Hiçbir zaman bu kadar güçlü hissetmedim kendimi. Aynı zamanda bu kadar nasıl desem meydan okuma değil de nasıl desem bu kadar zorlanmış mı? Çok harika bir duygu bütün odalardan geçmek ve düşmanları öldürmek teker teker. Bazen şöyle bir hissim var ki bu düşmanlar bana benim için yaratılmış gibi beni güçlendiriyorlar, eğitiyorlar falan, bakıyorlar bana falan diyorlar. Çılgınca gelebilir ama bu kale sanki bir şeyleri hissediyor içindeki insanları. Ya korkuyorum ki bu kötü bir niyeti olabilir bu kalenin. Eğer ki düşüncelerim doğruysa bu nasıl desem bu koridorların şeyleri tasarlanması beni tuzak gibi bir şey yapıyor. Tetikte olmalıyım falan diyor arkadaşlar. Yani demek istiyor ki bütün bu kalenin olayları arkadaşlar tuzak mı gibi geliyor ona. Haklı olabilir, haklı olabilir. Evet, 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 evet. Ha. Doğrusu arkadaşlar bağımlılık yapan bir oyun ya. Şöyle diyeceğim size kolay bir oyun sayılmaz tam olarak. Aa, aslında yapabilirim bunu. Sadece kendime birazcık daha fazla mana bulmalıyım. Evet. Deneyeceğiz sonu arkadaşlar o odaya girmeye. Sadece birazcık daha fazla mana lazım. Aa! Yapma lan. Bedenim daha büyük olduğu için mi ne şey yapamadım doğru güzel yes. Neyse aslında gene de işe yarar. Bilmiyorum bakmadım doğru. Sadece trade'e baktım. Düşmanlarımı o kadar fazla geri itemeyeceğim arkadaşlar. Maalesef bu birazcık kötü. O kadar kötü şey değil, sıkıntı değil. Neden almasın? Bu sefer şeyi kullanalım arkadaşlar. Ve kendime de bir güzel bir şey mi alsam ben burada? Aslında şeyin yanına gidelim bari. Burada şey
arıyorum. Aa, birazcık daha lazım. Olmadı bu ya, olmadı. Evet. En azından bir başka bir set daha aldık arkadaşlar. Parama bakıyorum da. Şey. Evet, hiçbir şey kullanamayacağım. Tamam. Büyümüz de güzel arkadaşlar bu arada. Bu büyüyle şeyi alabilirim neredeyse, siz söyleyin. Ha, ikinci boss'u alabilirim. İnşallah da deneriz. Deneriz aslında. Neden almasın? Ve karakterimizde arkadaşlar aslında şey var. Neydi şu Corpolayla? Neyse ya. Bu demektir ki arkadaşlar karakterimiz her defasında hasar aldığında ya da başka bir şey yaptığında küfür ediyor. Yani pek şey bir özellik değil arkadaşlar. Ne kullanışlı ne de kullanışsız. Hani tam hiç yok şey. Kötü bir özellikten daha iyidir kesinlikle ama iyi bir özellik de değil. Hoppa. Hoppa. Tırmanabildik. Hoppa. Ay. Şu roketleri sevmiyorum ya abi. Manımızı yükselteceğiz arkadaşlar ve deneyeceğiz. Ah. Ah. Olma. Gerizekalı bir hata yaptım arkadaşlar. Ah, o yapma lan. Çok gerizekalı bir hata yaptım orada. Evet, bunları bilmiyorum tam olarak ne arkadaşlar ama şey boss daha güçlü bossları erke yapabilirler gibime geliyor. Hayır. Ha, mannam dolacak dedi olsa neden kullanmadım? Hoppa hoppa hoppa. Hayır hayır koy. Tamam şöyle şey yapalım arkadaşlar. Alalım birazcık altınlarımızı. Ve görüyorsunuz arkadaşlar canım yükseliyor yavaş yavaş. Hani 70 tane, evet 70 canımız vardı arkadaşlar. Şimdi birdenbire onun artı 100 canımız oldu arkadaşlar. Hatta daha bile fazla. Ben nasıl hasar almadım bu resmiyle lan? Ve biraz sonra manlımız da yükselecek arkadaşlar. Manlımızı da yükselteceğim. Hatta şimdi yükselteceğim arkadaşlar çünkü evet 3 manla güzel. Gene de geri gideceğiz arkadaşlar. Şurasını deneyeceğiz. Gene ormandayız. Tamam aşağıya ineceğiz yavaş yavaş. Hoppa. Şöyle şey yapacağız. Aşağıya iniyoruz. Aşağıya. Hoppa hoppa hoppa.
Bu arada bu boss arkadaşlar, boss diyorum, birazcık daha özel bir düşman bu. Ama o kadar kötü değil benim için şu açıdan. Ateş topları büyükler ama yavaş ilerliyorlar, o yüzden güzeller. O balans şeyi aldık arkadaşlar, gene güzel. Ha. Bunlar ne biçim bir ola lan? Ne biçim bir oda bu? İlk defa görüyorum bu odayı bu arada arkadaşlar. Ve canım da çok az. Eyvah ayvayı yedi gibime geliyor arkadaşlar. Ne düşmanlı bir odayla hep şey yapabilirsek güzel olacak. Deneyeceğiz ya, deneyeceğiz. Ölmemeye deneyeceğiz. En azından mandan var. Tamam, şimdi daha kötü. Hop, tamam. Burada da boş boşuna hasarı yedik arkadaşlar. Tamam, yukarı çıkacağız. Aha, lan olmadı. Görüyorsunuz kelimelerimiz bile arkadaşlar, son kelimelerimiz bile küfür hani. Ha, flexible. Flexible olması güzel arkadaşlar. Disleksiyası kötü. Ama oyundaki en güçlü şeylerden biri var arkadaşlar. Büyülerden var. O yüzden biz bu karakteri seçeceğiz. Ve disleksiyada birazcık komik şey yapacaksınız şimdi. Komik, normalde disleksiya komik değil ama bu oyunda enteresan bir şeyi var. Enteresan bir anlamı var diyelim ya. Evet, burada şey yapıyorlar. Hala normal bir şekilde şey yapıyoruz disleksiyayı burada. Öncelikle şu şeyi atacağız arkadaşlar. Taktık bunu. Evet. 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 Geri gidiyoruz. 700'lük bir şey alıyoruz burada arkadaşlar. Neyi alsam bilmiyorum ya. Kritik saldırı gücünü yükselteceğiz arkadaşlar birazcık. Bu ne? Yeni mi bir şeyler var? Aa, evet. Balans şeyi. Ama dert yeteneğini şey yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdilik almayacağım. Evet, castle kelimesine bakın arkadaşlar. Normalde Lock the Castle yazmalı orada ama CSLTAE yazıyor arkadaşlar. Ve only kelimesi de var arkadaşlar. Bazı kelimeler şey yapıyor, ters oluyorlar arkadaşlar. Charon'un adı çok şey bir şey. Money bakın arkadaşlar. Enter, Castle gene şey. Hani ilk ve son harf aynı ama diğer harfler karışık arkadaşlar. Disleksiyanın anlamı bu. Bu oyunda. Mesela şöyle şey yapalım. Evet, görüyorsunuz hani şey. Kıyaslayın normal şeyle arkadaşlar. Ve göreceksiniz ki farklı şekilde yazılmış. Oyt. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz 40 tane şey veriyor bu şey. Ama bu şeye basınca arkadaşlar karga büyüsü 40 tane mana harcıyor. Ama gördüğünüz 4 tane karga çıktı birdenbire arkadaşlar. Bu kargalar teker teker düşmanları saldırıyorlar arkadaşlar ve normalde öldürüyorlar. Bazen tabii ki de öldüremiyorlar. Ve ekranda ne kadar fazla düşman varsa o kadar fazla karga çıkıyor ortaya arkadaşlar. Mesela gördüğünüz ekranda bu sefer 2 tane düşman vardı, 2 tane şey karga çıktı. Ah, olmadı. Yanlış düğmeye bastım arkadaşlar. Evet, yapamayacağım bunu.
Tamam o abi, tamam. Tamam o. Birdenbire çok fazla hasar şey yaptım arkadaşlar. Abi bunları yenemeyeceğim şu anda. İnşallah can vardır bunlardan birinde. Hiçbirinde can yok lan. Denemiyorum. Bu daha kolay. Evet. Tamam. İki hasar galiba şey yapabilirim. Ha bunlar nadir lan bunlar. Stat şeylerini yükseltmek bir anda arkadaşlar nadirler normalde. Emin değilim bu arada, kargalar bayağı bir düşman alıyor dedim ama arkadaşlar, ama bu düşmanlar alabiliyorlar mı emin değilim. Yani büyünüz bazen ne kadar güçlüyse o kadar fazla düşmanı düşmanı tek seferde alıyor. Bazen hadi lan. Bazen bana olmuş hani iki tane düşman, iki defa ateşlemeliydim karga büyüsünü şey yapsın diye, alsın diye düşmanı. Gene de idare ediyoruz şu anda arkadaşlar. Evet. Canımız yükselmeye başladı. Güzel. Ah burnum kaşındı. İlerliyoruz gene. Şöyle de ay. Tamam. Hani değmedi arkadaşlar aşağıya inmek. Emin değilim o oda neydi, ne biçim bir odaydı ama değmedi. Evet, teleportlanabilirim arkadaşlar istediğim zaman. Ha gene bir köy odasına geldik. Aha. Şimdi okuyorum disleksiyle. Neyse. Adventure neydi? Maceracılar, evet. Ölü maceracı sayısından abi okuyamıyorum, yok. Bu koridorlardan geçtikçe ve ne kadar fazla ölüm maceracı olduğunu görünce şu şeye ulaştım. Birincisi, çoğu insan kendinle beraber yeterince yemek ve su getirmedi arkadaşlar. Çoğu insan burada herhalde açlıktan öldü ve ben kendim de yemek konusunda birazcık şeyim, az var bende ve daha fazla şey lazım bende ya. Çoğu insanda giysi yok ve zombilerin bazı şeyleri de açıklıyor neden zombiler pantolon giyiyorlar. Ve kimse benim kadar uzağa gelmemiş çünkü çoktandır ceset görmüyorum, bir saatten beri falan diyor. He, bunu alamayacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi alamadı şeyi arkadaşlar. Neyse. Oh, ah, ah, ah. Ha, Helios Blessing. Şöyle bir şey arkadaşlar, bütün düşmanlardan neredeyse artık para alacağız. Neredeyse.
Oley! Hala yaşıyoruz. Oh. Hani düşmanlardan artık daha fazla para çıkacak arkadaşlar. Emin değilim avizelerden de para çıkacak mı daha fazla. Ya da en azından bir şeyler verecekler. Ah. Bu arada evet mannam birazcık yükseldi. Tamam o. Oh. Canım yükseliyor arkadaşlar ve Y tuşuna basacağız. Birazcık daha fazla mannam olacak sonunda. Ha, belki de kullanmamalıyım ya. Ah! Dikenlerden nefret ediyorum lan. Hani... Üstünde bile değildim dikenin arkadaşlar. Ha, burası da mağazaya gidiyor herhalde. Değerli mi? Hoppa! Olmaz, olmaz. Oraya gitmiyoruz arkadaşlar şu anda. Ve ha, boss odasının sadece yukarısına gitmedik. Evet, şuraya da bir gidelim arkadaşlar. Galiba sadece burası da eksik bir olarak. Bakalım ne var burada. Ha, bak bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Sadece bana lazım olan şeyler büyüler. O yüzden birazcık şeye gideceğiz arkadaşlar. Kendime birazcık hem can kasacağım hem manda kasacağım. Şu yanlış düğme. Şu odayı da tamamlayacağız aynı zamanda arkadaşlar. En azından tamamlamaya çalışacağız. Evet, canım artık yükselmiyor arkadaşlar. O yüzden manaya şey yapacağız, çevireceğiz. Ve bekliyoruz canımızın yüklenmesini. Evet. Güzel oldu ya. Mannamız birazcık daha yavaş şey yapıyor arkadaşlar. Ama bu normal. Çünkü hey, Siphon ürününü balans ürününe değiştirdik diye. Ve zamanım bitmiş gibime geliyor ama gene de devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bayağı güzel bir şeydeyiz şu anda. Evet. Ah, olmadı. Tam da güzel diyorduk ya. Doğru canımı şey yaptım. Baklamamalıydım orada arkadaşlar. Hatta benimdi ya. İsterdim bu karakterle oynama arkadaşlar ama Alzheimer's var. Alzheimer's burada birazcık zor oluyor arkadaşlar çünkü haritayı kullanamıyoruz. Diyebilirsiniz abi, hatırlamıyorsun sen o kadar haritayı. Bazen kullanışlı oluyor haritayı kullanmak arkadaşlar. O yüzden kullanmayacağız. Archmage herhalde kullanacağız ya. Ne alsam bilmiyorum ben de. Herhalde yapacağım şey şu olacak arkadaşlar. Evet. Emin değilim burada da ne şey yapabiliriz diye. Hop. 950 lazım. Kritik hasar olayı arkadaşlar. Bu aslında güzel ya. Güzel kritik hasar olayı. Ama kritik şansı tercih ediyorum doğrusu ya. O yüzden hasarı yükselteceğiz arkadaşlar. Şanslı tabii ki de yükseltmeliyiz ama neyse.
Ve bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.